35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 25. bölümünde 27 Mart 1994 yerel seçimlerini anlatmak istiyorum. Dile kolay, 27 yıl olmuş. Demek ki bayağı bir yaşlanmışım. O günleri dün gibi olmasa bile bayağı iyi hatırlıyorum. Gazetecilik hayatımın da en ilginç dönemlerinden birisiydi. Refah Partisi parti olarak ama genel olarak İslami Hareket bir yükseliş içerisindeydi. Fakat bu yükseliş sistemin sahipleri tarafından ya da kendini sistemin sahibi görenler tarafından kabullenilmek istenmiyordu. Ve medyada, büyük medyada bunun bir parçasıydı. Ve bu medyanın içerisinde bu hareketleri anlamaya çalışan çok çok az sayıda insan vardı ve bunlardan birisi de bendim. Ve bir Milliyet gazetesine 1993 yılının yaz aylarında muhabirlik yapmak için başvurmuştum. O benim daha önce Cumhuriyet gazetesinde 91'de yaptığım kısa bir şeyi saymazsak, dönemi saymazsak, gazete, günlük gazetede çalışma ikinci deneyimimdi. Umur Talu vardı gazetenin başında ve gazetenin tirajını çok yükseklere çıkartmıştı. Kendisi Galatasaray Lisesi'nden de abimdi. Tanışırdık. Beni işe almadı fakat bana iş verdi. Bir o tarihte Temmuz ayında, Temmuz başında Sivas katliamı yaşanmıştı. Beni Sivas'a yolladı Milliyet adına. Bunun öyküsü ayrıdır. Onu belki ayrı bir Gomaşinen'de anlatırım ama her neyse. Temmuz ortasında Sivas'tan benim yaptığım Sivas Konuşuyor yazı dizisi 3 gün boyunca Milliyet'te yayınlandı. Gazetede bundan bayağı memnun kaldı. Ardından o tarihlerde İstanbul'da yapılmış olan bir ara seçimler vardı. Şöyle ki yeni ilçeler kurulmuştu ve bu ilçeler için belediye seçimleri yapılmıştı. Ve buralardan bazılarını, Kağıthane'yi, Bağcılar'ı, Bahçeli Evleri, Güngören'i Refah Partili adaylar kazanmıştı. Bu da bir şaşkınlığa yol açmıştı. Aslında doğaldı. Ve Umur Talu benden buralarla ilgili bir yazı dizisi yapmamı istedi. Bir dosya hazırlamamı istedi. Refah Partili belediyeler hakkında. O tarihte Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı da Recep Tayyip Erdoğan'dı ve bir gün Milliyet'i ziyarete gelmişti ve Milliyet'ten yakındı, şikayet etti. Kendi partilerini görmediğimiz için, yani büyük medyanın ve Milliyet'in de haklıydı bu şikayetinde. Umur Talu da beni göstererek öyle olmadığını, örneğin benim onlar için bir yazı dizisi hazırladığımı söyledi. Gerçekten hazırladım. Gittim, bu ilçeleri dolaştım, başkanlarla röportaj yaptım, halkla konuştum ve halk meclisleri yapıyorlardı. Halk meclislerini izledim. Bunlardan Kağıthane'de olanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada o tarihte İstanbul milletvekili olan, şimdi kendini Mesih olarak ilan etmiş olan, neydi adı, birden adı aklıma gelmedi. Koca Mesih'in bile adını unuttuk. O kadar büyük bir ismi. Hasan Mezarcı tabii ya, nasıl olur. Evet, böyle yaşlılık böyle bir şey. Hasan Mezarcı da oradaydı. Yanında hatta Abdullah Gül vardı. Ve hatta sonrasında beni o tarihte Taksim'de, Cihangir'de oturuyordum. Taksim'e de bıraktılar. Arabada Hasan Mezarcı'yla bir atışmamı hatırlıyorum. Onu da anlatayım bari konu açılmışken.
Bana nereyle olduğumu söyledi, sordu. Ben de Hopalıyım ve Laz'ım dedim. Çok kızdı. Kendisi çünkü Gürcü. Gürcülerin büyük bir kısmı Lazların ayrı bir etnisite olduğunu kabul etmez. Laz falan yok, hepiniz Gürcüsünüz demişti. Hiç unutmam. O zamandan beri de hep böyle bir yerde aklımda durur bu Hasan Mezarcı'nın. Bir yandan araba kullanıyordu, yanında Dilipak varken. Her neyse, sonuçta ben bu yazı dizisini hazırladım. Milliyet Gazetesi'ne de verdim. Paramı da aldım. Ama bu dizi yayınlanmadı. Çünkü bu dizide bu belediyeleri anlatıyordum ve hatta son günümün başlığı Hedef İstanbul Büyükşehir Belediyesi idi. Ve orada da buna hazırlanıldığını ve başkan adaylarının büyük ihtimalle il başkanı Erdoğan olduğunu yazmıştım. Fakat koymadılar. Koyarlarsa Refah'ın reklamını yapmış olacaklarını düşündüler herhalde. Ama haksızlık etmeyeyim, benim telifimi ödediler. Sonra da ben Milliyet'te çalışmaya başladım. Bu yazı dizisinin materyalini de 27 Mart'tan sonra yayınladığım Ne Şeriat Ne Demokrasi Refah Partisi'ni Anlamak kitabında olduğu gibi, tabii helali hoş olsun, kendi yaptığım çalışmayı da olduğu gibi koydum. O tarihte zaten o kitabı yazmayı kafama koymuştum. Onunla ilgili malzeme topluyordum. Yerel seçimlerde Refah Partisi'nin bayağı etkili çıkacağını düşünüyordum. Tabii nereleri kazanacağını bilmek mümkün değildi ama Refah Partisi yazı dizisi hazırlıyordum. Ve sonra Milliyet'te çalışmaya başladım. Milliyet'te çalışırken de tabii büyük ölçüde yine İslami Hareket ve Refah Partisi üzerine haberler önerdim. Bunların büyük bir kısmı kabul edilmedi. Zaten ilginç bir ortamdı. Şimdiki tabirle mobbing. O tarihte mobbing diye bir kavram bilmiyorduk ama tam kelimenin gerçek anlamıyla mobbinge maruz kaldım. Umur Talo genel yayın yönetmeni beni gazeteye almış olmasına rağmen Milliyet yeni binasına taşınmıştı. Orada bana oranın bazı kıdemli muhabirleri gerçekten çok kötü davrandılar. Hani burada bir şey olur ama köpek muamelesi yaptılar. Tam kelimenin gerçek anlamıyla böyle yaptılar. Bunun üzerine Umur Talo beni haber merkezinde istemediler. Umur Talo beni üst katta olan, haber merkezinin bir üstündeki katta olan Almanya servisinde bana bir masa verdi. O servisin başı da yine bizim liseden Volkan Karsan'dı. Ben orada Almanya servisinin olduğu yerde bir yabancı unsur olarak haber merkezinden ayrı gazetecilik yapmaya, muhabirlik yapmaya çalıştım. Ama dediğim gibi çok sorun yaşadım. Haberlerimi önermem, yapmam, yaptıktan sonra takip etmem falan çok zordu. Fakat bir şekilde orada dişimi sıktım ve yapmaya devam ettim. Bu süre içerisinde Erdoğan'ın liderliğini yaptığı yenilikçi kanadın faaliyetlerini yakından takip etmeye çalıştım. Bunu gazetede çok fazla yer verme imkanı olmadı çünkü istemediler. Ama bir Gomaşinen'de bahsettiğim Sadık Albayrak'ta röportajı manşetten Refah Partisi'nde virüs sancısı diye manşetten verdiler. O tür hani Refah'ı zayıflatacaklarını düşündükleri haberleri verdiler. İşine yarayacağını düşündükleri haberleri vermediler. Bu arada Türkiye yerel seçimlere geldi. İstanbul'da çok ilginç bir seçim vardı. Bakıyorum da şimdi ANAP'ın adayı İlhan Kesici. Doğru Yol Partisi'nin adayı eski ANAP'lı Bedrettin Dalan. SHP'nin, o zaman CHP yoktu, adayı Zülfü Livaneli. Demokratik Sol Parti'nin adayı da Necdet Özkan. Çok ağır toplar ve bunlardan hangisi kazanacak denirken Refah Partisi adayını geç açıkladı. Çünkü Refah Partisi'ne bir takım milliyetçi muhafazakar çevreler aday da yapmak istediler. Ali Coşkun'un adı çok geçti. Ama örgüt bayağı ağırlığını koyarak Erdoğan'ın adaylığını genel merkeze
kabul ettirdi. Erdoğan'a kimse şans vermedi, vermek istemedi. Onu göz ardı ettiler. Erdoğan'a ve diğer ilçe belediye başkan adaylarına şans vermediler, yer de vermediler. Öyle ki şu hiç unutmuyorum, çok ilginçtir. Beyoğlu, Refah Partisi'nin çok güçlü olduğu bir yerdi. Ve Beyoğlu'nda kim aday olursa bence kesin kazanacaktı. Fakat o sırada SHP'nin adayı sinema oyuncusu Halil Ergün'dü. Ve gazetedeki birçok kişi, yöneticiler de Halil Ergün'ün rahatlıkla kazanacağını düşünüyorlardı. Çünkü onların kafasında Beyoğlu İstiklal Caddesi'ydi. Halbuki Beyoğlu Kasımpaşa'ydı, Tophane'ydi, Hasköy'dü vesaire. Ve dolayısıyla Refah Partisi buralarda çok güçlüydü. Yenilikçi Hareket çok etkili bir şekilde faaliyet yürütüyordu. Erdoğan'ın Kasımpaşalı olması da zaten burada önemli bir rol oynuyordu. Ben Refah Partisi İstanbul İl Örgütü'ne Beyoğlu adayının belli olur olmaz bana haber vermelerini ve onunla röportaj yapmak istediğimi söyledim. Ve nihayet Nusret Bayraktar aday oldu. Ve hemen kendisiyle randevu aldım. Ve kendisiyle bir röportaj yaptım. Tabii ki orada klasik beklenecek sorular da vardı. Mesela belediye başkanı olursa yılbaşında Beyoğlu'ndaki kutlamalara izin verecek mi vesaire. Çünkü Beyoğlu çok sembol bir yerdi. Ben bu röportajı yaptım. Hatta hiç unutmuyorum, Nusret Bayraktar fotoğraf çekilmek istemedi. Kendisi o dönemin çok popüler bir fotoğrafçısı olan Stüdyo Erol'a özel olarak çektirmişti fotoğraflarını. Stüdyo Erol'un çektiği fotoğrafları bize verdi ve bunları kullanmamızı rica etti. Ben tabii ki bu söyleşiyi verdim. Gazete tabii ki bunu kullanmadı. Kullanmadı, dalga geçtiler hatta. Dediler ki ya bunun kazanma şansı falan yok. Burası zaten SHP alır. Sonra 27 Mart gecesi İstanbul sonuçları açıklandığında haber müdürü Salim Alpaslan'dı. Yanlış hatırlamıyor olsam gerek. Dedi ki ya biz bu adamla röportaj yapmıştık, o röportajı bulalım. Kazanmış adam dedi Nusret Bayraktar'ı. Ve 28 Mart günü Milliyet'in birinci sayfasından Beyoğlu baştan belliydi, benim cümlem tabii ki, diyerek bunu verdiler. Halbuki ben o söyleşiyi kendilerine çok çok önceden teslim etmiştim. Sonradan verdiler. Bir diğer başka olay, tabii ki bir tartışma vardı. Kesici mi kazanacak, Dalan mı kazanacak, Livaneli mi kazanacak? Necdet Özkan'ın çok fazla şansı yoktu ama yine de belli bir oyu vardı. Bunlar, televizyonlar bunları veriyor, gazeteler bunları yapıyor. Milliyet de bütün adaylarla röportajlar yaptı. Bu üç adayla, Necdet Özkan da dahil, dört adayla. Ve bunlar tam sayfa verildi. Erdoğan'ı da bana söylediler. Dediler ki sen de onu da yap. Benim Erdoğan'la yaptığım, tek başıma yaptığım ilk ve son söyleşi budur. Onun dışında daha sonra televizyonlarda, NTV'de tabii ki daha çok, hep NTV'de, seçim önceleri yayınlarda başka arkadaşlarla beraber kendisine soru sorduğum çok oldu ama baş başa yaptığımız tek söyleşi budur. Orada da Erdoğan'dan randevu istedim. Dedim ki gazete bütün adaylarla konuşuyor, bunlara geniş yer veriyor. Sizle de benim yapmam istendi. Tamam dedi ve kendisiyle Murat Muhallebicisi'nde sözleştik, Kadıköy'de. Çünkü Kocaeli'ne gidiyordu o gün. Oradaki Kocaeli'ndeki Refah Partisi adayına destek vermeye gidiyordu. Yanılmıyorsam o da kazandı o seçimde. Dedik ki orada sabah buluşalım, yapalım. Ben ondan sonra yola devam edeyim. Tamam dedik. Muhallebici'de herkes tanıyordu Erdoğan'ı. Üst kata çıktık. Erken bir saatti sabah. Bizden başka kimse yoktu. Ben teybi koydum. Kendisiyle uzun uzun röportaj yaptım ve beklemeye başladım. Bütün röportajlar, diğer adaylar birinci sayfadan geniş geniş verildi. Benim Erdoğan röportajım tabiri caizse pul gibi
verildi. Ben de çok zor durumda kaldım. Ama pul gibi verdikleri bu röportaj, yani pul gibi vermelerinin hiçbir etkisi olmadı. O tarihte Erdoğan'a çok ciddi bir şekilde yüklendiler. Evinin kaçak olduğundan vesaireye kadar, birçok şeye kadar. Ama orada medya ona vurdukça Erdoğan güçlendi. Tabii ki üç adayın, güçlü adayın ya da 3,5 diyelim, Necdet Özkan'ı da katalım, onların hepsinin etkisiyle, onların da olmasının etkisiyle Erdoğan buradan birinci çıktı. Oylara bakalım. 973.704 oy almış, %25. ANAP adayı İlhan Kesici 855.897 oy almış, %22. SHP adayı Livaneli 784.000 oy almış. Doğru Yol Partisi adayı Dalan'da 597.000. DSP adayı da 478.000. Mesela DSP ile Livaneli, yani Necdet Özkan'la Livaneli birlikte girselermiş, onlar kazanıyormuş. Ya da ANAP ve Doğru Yol birlikte girseymiş, onlar kazanıyormuş. Ayrı ayrı girdiler. Ya da bunlardan herhangi birisi zayıf aday gösterseymiş, mesela Doğru Yol'un adayı Dalan diye de çok bilinmeyen bir isim olsaymış, belki ANAP adayı kazanacakmış. Tabii bütün bunlar sonradan yapılan tartışmalar, ama burada çok güçlü bir Refah Partisi çalışması vardı. Çok örgütlü bir çalışma vardı. Erdoğan da il başkanı olarak bunu temellerini atmıştı. Çok dinamik bir ekip vardı. Muhafazakar orta sınıflardan, serbest meslek sahiplerinden, yeni tür siyasetin yeni metotlarını kullanan, ilk bilgisayarı siyasete taşıyan kişiler vardı ve hatırlayanlar olacaktır. En son tamam inşallah afişleriyle girdikleri seçimden sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da, Diyarbakır'da da, birçok yerde çok başarılı çıktılar. Güneydoğu'da o tarihte ki Kürt Hareketi'nin partisi seçimleri boykot ettiği için onların kazanabileceği birçok belediyeyi de Refah Partisi almıştı. Bu büyük başarının ardından tam bir şok yaşandı ülkede ve medyada da. Ve benden tabii ki bir yazı dizisi yapmamı istediler. Şeyin ardından, ne derler, seçimin ardından. Ben de seçimin ardından Milliyet'te Refah Partisi'ni anlamak diye 4 bölümlük bir dizi. Bu arada kitabım çıkmıştı. Ne Şeriat Ne Demokrasi Refah Partisi'ni Anlamak kitabım çıkmıştı. Onun içerisinden 4 bölümlük Refah Partisi'ni Anlamak diye bir yazı dizisi yaptım. Onun da bir, onun içerisinde bir ilginç bir anım vardır. O da Kürt sorunu ile ilgili bir anı. Ben sonuçta kitapta yaptığım, teslim ettiğim, o zamanlar diskete koyuyorduk bilgisayarlarda yazıp, kitabı alıp, önüme alıp, onun içerisinden belli bölümleri seçip gazeteye yazı dizisi olarak verdim kendi kitabımdan. Bunun ikinci bölümünde Güneydoğu kısmı vardı ve oradaki kazandıkları, yani Refah Partisi'nin Kürt sorununa bakışı, 1991 yerel seçiminde MHP ile işbirliği yaptığı için küstürmüş olduğu seçmeni nasıl geri kazandığı vesaire, bunlar üzerine bir bölümdü. Gazeteye gittim öğle saatlerinde, gittim gazeteye ve bir baktım herkes bana bakıyor, Allah Allah falan. Meğer bayağı bir kriz çıkarmışım. Haberim yok çünkü ben kendilerine yazı dizisini teslim ettim. Onlar bana bir şey sormadan yazı dizisini kendi bildikleri gibi yayınladılar. Ben kitapta Kürt illeri diye ifade kullanmışım ki kitap öyle çıktı. Bunu görmüş yazı işlerindekiler ve büyük bir panik olmuşlar ve bunun üzerine bütün yazı dizisini satır satır okumuşlar. O sayede sıfır hatalı, tasfiye hatası olan bir yazı dizisi oldu o sayede. Ve Kürt dilleri yerine Güneydoğu demişler. Olabilir, neyse. Rahmetli Eren Güvener, sorumlu yazı işleri müdürümüzdü. Beni gördü.
herkesin dilinin altında bir bakla var. Eren abi dedi ki bana, ya Ruşen dedi, sen böyle böyle demişsin. Evet abi, ne var dedim. Sen sahiden buraların Kürt illeri mi olduğunu düşünüyorsun? Ben de evet dedim, ya ne illeri olacak başka? Öyle bir kalmıştı. Zaten gazetedeki yerim çok sağlam değildi. Hani gerici olarak görülüyordum. Bir de üstüne Kürtçü olarak görüldüm. Öyle diyeyim. Şimdi 27 Mart seçimlerine baktığımız zaman Refah Partisi 5.340.969 oy almış il genel meclisi sonuçlarında. 6 büyük şehir kazanmış: İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Kayseri. Bu gerçekten çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ve ardından 95'te yapılan genel seçimlerden de zaten birinci parti olarak çıktılar. Ve o da aslında göstere göstere gelen bir olaydı. Fakat 94 yerel seçimlerinde ki bu sonucu bir yol kazası olarak gören sistem yanlıları ve dolayısıyla medya, büyük medya hatalarında ısrar ettiler. Refah Partisi'ni kriminalize ederek devirmeye, etkisizleştirmeye çalıştılar. Bir yığın spekülasyon yapıldı. Bir takım Refah Partili belediyelerinin yapacağı varsayılan uygulamalara karşı çok ciddi örgütlenmelere gidildi. Bunlar o tarihlerde genellikle faks üzerinden yapılıyordu. İnternet yoktu. Faks üzerinden yapılıyordu. Fakslar etrafından laikliğe duyarlı kesimler örgütlenmeye başladılar. Tam bir panik havası vardı. Fakat bütün bu panik havası bir Refah Partisi'ne karşı bir mücadele perspektifi, sivil bir mücadele perspektifi geliştiremedi. Geliştiremediği gibi 94 seçimlerindeki Refah Partisi'nin başarısının temel nedeni olarak görülen merkez partilerinin arasındaki kavga da engellenemedi. Bana kalsa merkez partiler arasındaki kavga bitmiş olsaydı bile Refah Partisi'nin yükselişi engellenemeyecekti. Belki o kadar sonuç almayacaklardı ama en fazla geciktirilecekti. 95 aralığındaki seçimlerde, genel seçimlerde Refah Partisi'nin birinci parti çıkmasının temelleri esas olarak 27 Mart 1994 seçimlerinde atıldı. Ve burada dişlerini sıkan Refah Partili belediyeler her türlü tamamen kendilerini çalışmaya odaklayarak, hataları en aza indirgeyerek, tam bir halkla ilişkiler çalışması yaparak burayı bir tramplen olarak gördüler. Ve bu tramplenden önce Refah Partisi'nin iktidarı, ardından yıllar sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarı geldi. Yani bunun temeli esas olarak 27 Mart'ta atıldı. O dönemdeki en önde gelen aktörlerden birisi olan Erdoğan bugün tek aktör olarak karşımızda. Fakat o günkü Erdoğan'la bugünkü Erdoğan arasında, o günkü Refah Partisi ile bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi arasında çok büyük fark var. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.